Susmak. Bazen hata, bazen haya, bazen sessiz bir sitem, bazen bir özlemdir burnunda tüten. Bazen naz, bazen niyaz, bazen de aşktır duru ve beyaz. Kah susarsın sessiz, kah da feryat edersin nefessiz. Bilirsin çoğu kez kalırmış sözler kifayetsiz. İnsan da susmaz ki nedensiz. Bazen sükutta saklı en derin kırgınlıklar. Bazen de yürekte duyulur yaşanan yorgunluklar. Bilmem ki susarak biter mi hiç kahrolası dargınlıklar. Konuşmadan da anlaşılır mı acaba şu sessiz suskunluklar? Konuşmadan da anlaşılır mı hiç acaba şu sessiz suskunluklar? Sevgili izleyenlerim, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde Türk edebiyatı alanında Bayburtlu şair ve yazarlar saygın bir yere sahiptir. Bunda şair ve yazarlarımızın edebi sanat ustalıklarının yanı sıra kullandıkları dil ve üslubun da payı büyüktür. Yazarımız şiirlerinde sözlü seçimini yaparken birbirleriyle kurduğu yapısal ve anlamsal bağlantıya özen göstererek dil estetiğini sağlamayı başarmıştır. Duymuş olduğu memleket özlemini şiirlerinde işlediği gibi toplumsal konuların yanı sıra manevi, eleştirel, aşk, vatan gibi konularına da yer vermiştir. Şiirler yüreğin fısıldadıkları, kelimelerin şahı, sözün nihayetidir. Şiir hem aşikar hem gizli olandır. Şair dile müptela, dil şaire muhtaç. Bir yerin için duvak, deniz için köpük neyse dil için de şiir odur. Şair, şiiri var ederek aslında kendini var eder, kelimeleri tüketerek hayatı çoğaltır. Şiir elbette usta şairlerin, usta yazarların elinden çıktığında daha çok, daha büyük bir anlam kazanır. Bu okuduğum şiir Uğur Kocabey kardeşimize ait bir şiirdi. Bayburtlu şair ve yazarların başarılarının altında yatan bir diğer etken de sade bir dil kullanmalarıdır. Yazılan eserler üzerinde titizlikle durmamız gereken en önemli kıstas da dil konusudur. Bütün yazarların ortak fikirleri Türkçenin edebiyat dili olarak kullanılmasıdır. Halkın konuştuğu dilden ayrı bir yazı dilinin oluşması toplumu
derinden üzdüğü gibi edebi çevrelerce de son derece zararlı bulunmaktadır. Bu bağlamda Bayburt'un geçmişten günümüze Bayburtlu Zihni, Bayburtlu Celali, Bayburtlu Hicrani, Bayburtlu İrşadi, Bayburtlu Ağlar Baba, Yahya Akengin ve Fırat Kızıltuğ gibi Uğur Kocabey kardeşimiz de Türk dilini işlek, ince ve zarif biçimleriyle kullanmaya çalıştığını görmekteyiz. İlimiz şair ve yazarları eserlerinde Türk milli ruhunun ahengini, doğallığını yansıtan bir üslup kullanmayı esas almışlardır. Ve Uğur Kocabey kardeşimizin de bu prensiplere titizlikle uyması bizleri çokça memnun etmektedir, sevindirmektedir, mutlu etmektedir. Ben bütün Bayburtlular adına şair yazarımız Uğur Kocabey kardeşime kucak dolusu selam sunuyorum. İyi ki var. Her zaman takip etmeye devam edeceğiz. Allah yolunu açık etsin diyorum.